Kızınız aynı şeyleri yaşamayacak çünkü Oğulcan Bey'le evli olan o değil. Sizin yaşadığınız büyük bir trajedi. Maalesef. Şöyle düşünüyorum, düşünmek maalesef istiyorum. Biri ablam, biri eniştem, biri yeğenim. Bu beyefendiyle sizin ilişkiniz bittikten ve ablanızla evlendikten sonra aranıza büyük bir mesafe koyduğunuzu... Tabii ki mecburdum. Düşünmek mecburdum istiyorum. Mecburdum ablam çünkü. Ne olursa olsun o benim ablam. Ama bunu biliyor ya da bilmiyor, bilmiyorum. Nesli yapabileceğim hiçbir şeyimiz yok yani. Görüyorsunuz. Biz uzak durmaya çalışıyoruz ama neden bu konuları dönüp dolaşıp açıyorlar bilmiyorum. Ve ben bunları gerçekten ortaya dökmek istiyorum ki artık bu mevzu kapansın. Ben formatımız gereği sormak zorundayım sizlere. Tabii ki daha var. Ablanız ve yeğeniniz, yani sizin de teyzeniz ve diğeri de kuzeniniz sizin için bir video hazırladılar. Yok yok, asla dinlemeyelim. Gerek yok yani. Ne dediklerini tahmin edebiliyorum ben. Bu karar sizin. Ben izlemek istiyorum. Kızım ama yapma, sinirlerim bozulacak gene. Ben izlemek istiyorum. Lütfen kızım, yapma. Anneciğim. Anne. Dilerseniz. Peki, ne diyebilirim ki? Videoyu izlemek isterseniz. Tabii ki de. Peki. Sonrasında karar sizin. Dilerseniz yanımıza gelebilirsiniz. Onlarla yüzleşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ben istiyorum ağabeyim. Sinirleri bozulacak diye istemiyorum. Onun iki çift lafım var benim. Yani üzüleceksen kızım bak, izleme. Anne, yok. İstiyorsun. Peki, saygı duyuyorum kızım, ne diyebilirim? Beraber izleriz anne. Tamam, izleriz. Ben seni yalnız bırakmam asla. Peki, öyleyse siz videoyu izleyin. Teşekkür ederiz. Ben ablanızın ve yeğeninizin yanına gideceğim. Daha sonrasında eğer isterseniz görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Burası 9 boğum. Şu an ağzımdan yanlış bir şey çıkmaması için duygularımı dizginlemeye çalışıyorum. Kendimi tutuyorum. Duyduklarım, işittiklerim bana yetti. Çok uzun zaman bütün bunlar benim ruhumu ve beynimi paralayacak. Kardeşiniz geldi, yeğeniniz geldi. Buyursun gelsin, hoş geldiler. Konuştuk. Çok kim bilir ne yalanlar anlattı Aho Hanım size. Canım benim, ben seni çok seviyorum. Canım yeğenim. Teyze anne yarısıdır biliyorsun. Bazı sorunlar yaşadık. Annenle de aramızda bazı sorunlar oldu. Bunları hallederiz. İnan ki seni çok özledim, çok bekliyorum. Neslihan'ın Oğulcan'la evliliğinde bazı sorunlar var. Gelin, hep beraber gel canım. Hep beraber bunu hallederiz, konuşuruz. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Ne olursun gel, bekliyorum. Öpüyorum seni canım kızım benim. İkisi de çok acılı. Çok acı çekiyorlar. Neden? Sana bir şey sormak istiyorum Neslihan'cığım. Tabii ki. Sen eşin Oğulcan'dan emin misin? Eminim. Hatta çok güvenirim ona. Öyle mi? Evet. Bence sen Oğulcan'a güvenmek yerine Mine'ye güvenmeliymişsin. Neden ki? Ne oldu? Hayırdır Aha Hanım? Ne vardı? Ben de merak ettim. Hani senin o kuzenim Mine eşimin telefonuna önce nasılsın, iyi misin ne başladı, sonra aşk dolu mesajlar atmaya başladı dediğin
durum var ya. O mesajları Oğulcan atıyor olabilir mi? Olamaz. Gözümün önüne sildi bütün mesajları. Görüyorum ben. Hani geliyor, siliyor. Geliyor, siliyor. Geliyor, siliyor. Ben Mine'ye hiç mesaj atmadım. Atmam ki. Niye atayım? Ya tabii insani olarak onun attığı her mesaja cevap verdim. Ya bunu siz de anlarsınız. Ama Neslihan'dan ayrı bir şekilde. Yani Neslihan görmedi benim ona mesaj attıklarımı. Ne zaman attım? Mesela banyoda attım. Yani Neslihan uyduktan sonra attım ama yeter artık diye yazdım yani. Yanlış anlaşılmasın. Ama ben onların gönderilmiş ve silinmemiş hallerini gördüm az önce. Sizin evinizin banyosu mavi mi hayatım? Evet, mavi. Senin evinin banyosunda çektiği fotoğraflar var. O fotoğraflar da kuzenin Mine'nin telefonunda. Oğuzcan yapmaz ama öyle bir şey. Ben ona emindim. Ama yapmış Neslihan. Yapmış. Nasıl olabilir? Çok şaşkınım. Hiç beklemiyorum Oğulcan'dan böyle bir şey. Hanım, ciddi misiniz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben Oğulcan'a çok güveniyorum. Ben neye üzülüyorum biliyor musunuz? Biz kadınlar niçin hep diğer kadınlar şüpheleniyoruz? Hele ki bu diğer kadın bizim kanımızsa, canımızsa nasıl oluyor bu? Haklısın Zahra Hanım. Aslında ben de bu fikir. Kadın kadının düşmanı oluyor. Nedense bilemiyorum. Evet, kadın kadını tutması gerekirken. Siz kansınız, cansınız, evet. Akrabasınız, ailesiniz. Biliyorum. Çok üzgünüm bu konu hakkında. Haklısın. Bu ailenin kadınlarısınız siz. Doğru diyorsun Zahra Hanım. Hoş geldiniz. Selam kardeşim. Merhaba, hoş geldin. Anne, sen buraya oturabilir misin? Merhaba. Merhaba, Ahu. Önce hepinizden sakin olmanızı rica ediyorum. Geri dönülemeyecek şeyler çıkmasın ağızlarınızdan. Lütfen. Siz kardeşsiniz, siz de kardeş sayılırsınız. Size bir şey sormak istiyorum. Buyurun abi. Kardeşinizle aranızdaki problemin miras olduğunu söylemiştiniz. Gerçekten kardeşinizle aranızdaki problem miras mı? Başka bir şey mi Tülay Hanım? Mirasın yanı sıra başka bir konu da var Ahu Hanım. Nedir o konu? Ya çok açıklamak istemedim aslında. Eşimle alakalı. Eşinizle? Eşimle alakalı, evet. Güveniyor musunuz eşinize? Güveniyorum desem... Güveniyorum. Neslihan'cığım, Oğulcan'la Mine sevgililermiş. Daha önceden hani benden önce sevgililermiş, evet. Ama sen bize bunu söylemedin. Söyleme gereği duymadım çünkü. Çünkü bitmişti yani. Bittiğine inanmıştım ben. Oğulcan da bana bunu inandırmıştı. Bana da söylemedin kızım. Bana söyleseydin ben hiç kabul etmezdim böyle bir çünkü ilişkiye. Çok kısa bir zamanları olmuş hani. Ne olursa çok olsun o senin kuzenin kardeşin sayılır. Nasıl böyle bir şey yaptın? Ve insan kardeşine böyle şeyler olmaz. Yapmamalı tabii ki, değil tabii mi? Ki de, tabii ki de yapılır mı? Yanlış yapmışsın kızım sen burada. Hiç tasvip etmiyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Sevdim ama. Ooo Selim yani. Bey de geldi. Buyurun Selim Bey lütfen. Arkadaşlar bir sandalye verebilir miyiz beyefendiye? Oh 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 maşallah. Ha? Ne Selim, oluyor Selim, burada? Selim. Aile toplantısı mı var? Selim senin ne benim işin haberim var burada? Yok. Senin ne işin var burada? Kim çağırdı seni? Aha Hanım siz mi çağırdınız? Buyurun oturun lütfen. Ailede yapılan her toplantıdan sizin bilginiz olması mı gerekiyor? Hayır. Karar merceği siz misiniz? Hayır tabii ki de yani bu kadar insan burada toplanmışsa benim de bu aileden olmamdan dolayı benim evet. De haberim olması gerektiğini düşünüyorum. Kızlar, Neslihan'cığım, Mine'cim. Buyurun. Şimdi ben sizden bir şey rica edeceğim. Tabii ki. Tabii ki de. Sizden biz ebeveynleri, yetişkinleri bir süre baş başa bırakmanızı rica edeceğim. Siz de yetişkinsiniz, senele artık evlisin ama bazı şeyler çok hassas. O yüzden sizden bunu rica edeceğim. Sizi uğurlayacağım. Fakat uğurlamadan önce beni bir abla, bir anne olarak kabul ederseniz acizane size bir tavsiye vermek istiyorum. Beni yanlış anlamayın. Bence hayatta herkesten ve her şeyden çok
Her zaman birbirinize güvenin. Bir erkeğin peşine koşulsuz şartsız, gözü kapalı bir şekilde takılmak yerine önce birbirinizi anlayın ve dinleyin. Ne olursa olsun siz kansınız, cansınız, kardeşsiniz. Kardeşiniz, kuzeniniz de olmasa bence önce hayatta kendi hemcinsinize bir şans verin. Ve onu anlamaya ve dinlemeye çalışın. Olur mu? Tamam abi. Çok gençsiniz. Bütün bunları düzeltebilirsiniz. Lütfen kendi aranızda konuşun. Siz kendi aranızda konuşun. Lütfen bu konuşmadan sonra sen eşini bir karşına al konuş. Olur mu Neslihan'cığım? Tabii ki. Yapacağım bir konuşma onunla. Ben sizi uğurlamak istiyorum lütfen. Teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için. Biz size teşekkür ederiz. Anneciğim. Görüşürüz. Anneciğim. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Ağlama. Her şey çözülecek. Tamam. Buyurun. Ben size bir şey sorabilir miyim Selim Bey? Tabii ki, buyurun. Siz buraya gelmeden önce baldızınızla nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız? Gayet doğal bir görüşme yaptım. Nasıl bir konuşma yaptın sen? Ya bunlar burada konuşulacak konular mı? Selim artık doğruları söylesene. Bütün telefon konuşmamızı zaten Ahu Hanım duydu. Ya ne duydu? Bütün telefon konuşmalarını Ahu Hanım duydu diyorum. Duydu. Selim neler diyor Gülen? İnanamıyorum. Ya bunlar burada konuşulacak konular mı? İnanamıyorum. Aile mevzularını burada mı yatırıyorsunuz? Selim, yazıklar olsun sana. İnkar etme artık bazı İnkar şeyleri. İnkar edilecek bir şey yok. Bunlar burada konuşulacak şey değil. Evet, burada konuşulacak siz şey. Karabulut gibi düştünüz üstüme. Bunca yıldır karabulut gibi üstümdeydin. Abla kardeş birbirinizi anlaşmışsınız bana karşı. Bunca yıldır. Burayı terk edebilirsiniz. Gidin o zaman. Teşekkür ederim. Yazıklar. Hayır, siz abla kardeş burada. İkiniz kumpas kurmuşsunuz. İkinize yazıklar olsun. Çek git. İkinize yazıklar olsun. Selim Bey. Yazıklar olsun sana ya, yazıklar olsun. Aham neler duyuyorum. Şimdi siz benim kardeşim. Gelsenize kardeşinizin yanına şöyle siz bir. Geçsenize yanına kardeşiniz. Ayrıca bilmiyordum canım benim. Biz ne olsa kardeşiz. Kan bağımız var bizim. Zamanında hatalar yapılmış olabilir. Onlar gençlik hatalarıdır. Yanlış kararlar verilmiş olabilir. Siz kardeşsiniz. Kız çocuklarınız var. Kız çocuklarınız hayatta kime güvenip kime güvenemeyeceklerini en başta sizi örnek alarak bulacaklar. Onlara destek olun, karşınıza alın. Siz birbirinizi ne kadar severseniz, korursanız, kollarsanız onlar da birbirlerini o derece sevecekler, koruyacaklar ve kollayacaklar. Haklısınız Ahu Hanım. Diyeceksiniz haklısınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Birbirinize bir şans daha tanıyın, olur mu? Tabii ki seve seve canım kardeşim benim. Yüzüne bakmak isteyen cama, özünü görmek isteyen cana baksın. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.